Orada kesintisiz kimliklendirme yapılacak. Saygıdeğer hemşerilerim, şahsımı tanıyorsunuz. 20 yıldan bu yana Bodrum siyasetinde olan birisiyim. 10 yıl Konacık Belediye Başkanlığı yaptım. Ve bugünkü Turgut Reis'in manzarasını 2004'teki Konacık'a benzetiyorum. Yani Turgut Reis aradan geçen 15 sene içerisinde ötekileştirilmiş. Hizmetlerden mahrum. Dünyanın en güzel gün batımı manzarasının seyredildiği Amiral Turgut Reis'in memleketi can çekişiyor arkadaşlar. Biz de diyoruz ki değişim şart. O da bizimle gerçekleşecek. Saygıdeğer hemşerilerim. Daha önce de muhtelif defalar Turgut Reis'e geliyorum. İnanın bu seçim döneminde çok daha geriye gittiğini gördüm. Yolları çukurdan geçilmeyen, kanalizasyon sularının sokaklardan aktığı, çevre ve peyzaj düzenlemelerin neredeyse hiç olmadığı, sahillerinin bakımsız işgal altında olduğu, sahilde bir projenin başlatıldığı 2 yıldan bu yana bitmediği, bir belediye hizmet binası açılmak üzere sizin ödediğiniz vergilerden yıllık 2 milyon lira para ödendiği, ortada hizmet binasının olmadığı ve bugün de tekrar açılmaktan vazgeçildiği bir Turgut Reis manzarasıyla karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlarım, saygıdeğer hemşerilerim, bu böyle devam ettirilemez. Biz dünyanın göz bebeği dediğimiz Bodrum'umuzda bu tür manzaraları hak etmiyoruz. Bunun sebebi şu. Size diyorlar ki biz ne yaparsak yapalım nasıl olsa siz bizi seçiyorsunuz. Onun için de biz çalışsak da çalışmasak da biz nasıl olsa buradaki belediye seçimlerini alıyoruz. Buralar bizim kalelerimiz ve bu düşünceyle sizi hizmetsizliğe mahkum ediyorlar. Ama insanımıza, Bodrum Yarımada'mıza kötülük yaptığının farkında değiller. Onun için bizler göreve hazırız. İş başa düştü. Bakın ben bu dönem siyasette olmamak üzere daha önceki mensup olduğum partiden istifa etmiş bir arkadaşımızım. Ama Sayın İlçe Başkanımızın, AK Parti İlçe Başkanımızın, MHP İlçe Başkanımızın devamında il teşkilatlarımızın, Bodrumlu hemşerilerimizin sesini yükseltmesi ve bu talebin Cumhurbaşkanımıza kadar, Sayın Bahçeli'ye kadar intikal etmesi sonucu tekrar görev verilmiş, inisiyatif almış bir arkadaşımızım. Yani iş başa düştü, birlikte başaracağız arkadaşlar. Ana yoldan inşallah 3 sene sonra bu tünele girecek. Dağ veren sırtlarında yüzeye çıkacak. Çilek Dağı'nın eteğinden Gümüşlük Kavşağı'na ulaşmak suretiyle yeni bölünmüş yoldan Turgut Reis'e havalandan en fazla yarım saatte girecek. Değişecek. Kaldırımlarımız değişecek. Ve denizi karşıladığımız bu güzergah ışıl ışıl gece gündüz bize yakışan bir şekilde olacak. Turgut Reis de görev süremiz içerisinde bir kapalı spor salonu, gençlik merkezi projesini hayata geçireceğiz. Turgut Reis'i gençlerimiz, çocuklarımız orada sporlarını yapacak. Ve
Turgut Reis de inşallah görev süremiz içerisinde bunların yaptığı gibi değil, yeni bir hizmet binasını açacağız. Temel belediyecilik hizmetleri konusunda burada açacağımız birimden hizmetlerini alacaklar. Turgut Reis'i vatandaşımız belediye işleri için Bodrum merkeze gitmeyecek arkadaşlar. Alın açık bir şekilde gezeceğim. Sizin yüzünüzü kızartacak bir davranış içerisinde olmayacağım. 5 yıl boyunca size hizmet etmeye söz veriyorum arkadaşlar.